Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konumuz millete İbrahim, İbrahim'in milleti. Ama ayetlerde göreceğimiz gibi burada millet kelimesi Türkçedeki kavim anlamında değil, yani Türkçede millet kelimesi anlam değiştirmiş, kavim gibi olmuş. Daha çok din anlamında. Yani Türkçedeki İbrahim'in dini buna daha yakın oluyor. Şimdi meallerde göreceğiz. Bu aramayı İbrahim diye buradan ararsak çok başarılı olmuyor. İbrahim milleti, İbrahim dini diye de arasak çok başarılı olmuyor. En iyisi millet kelimesiyle buradan arayalım. Milletin kökü MLL. MLL diye yazınca millet kelimesinin geçtiği 18 ayeti burada görüyoruz. Ama bana millet ve İbrahim bir arada lazım. Mesela 19. sayfada geçtiğini biliyorum. 19. sayfaya gidince İbrahim milleti çıkıyor. Orijinaline gidelim. Burada millet ve İbrahim kelimelerini birlikte seçerek Ucem'e gönderelim. Şu anda 15 sayfa gösterirken bu arama sonunda sayfa sayısı 8'e düşüyor. Neden? Çünkü millet kökünden gelen kelime ile İbrahim zaten özel isim. Bir arada geçtiği kelimeleri göreceğiz, ayetleri göreceğiz. Bir arada geçtiği ayetler. Bunların ilki bu. Bakara 130 şu anda görünen ayet zaten. Yine mealden gidelim. İbrahim'in milletinden kim yüz çevirir? Burada çok açık değil İbrahim'in milletinin din anlamına geldi. Sonrakine bakalım. Yahudi ve Hristiyan olasınız ki hidayet bulasınız dediler. De ki, Hanif olarak Hakk'a tapan İbrahim'in dinine uyarız. Bakın burada millet kelimesi din olarak tercüme edilmiş. Çünkü bizim anlayışımıza göre burada din demek zaten. Sonrakine Ali İmran suresinde göreceğiz. Kul sadakallah de ki Allah doğru söyledi. Dost doğru Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine uyun. Bu Hanif kelimesinin tercümesi. Millete İbrahim'e Hanifa. Hanif burada İbrahim'i değil, din kelimesini, daha doğrusu millet kelimesini tamamlıyor. Nisa suresinde benzeri bir ayet. Din bakımından kim İbrahim'in dinine tabi olandan kimse daha iyi olabilir? Şuradaki din aslında da din ama buradaki din aslında millet. Yani iki ayrı kelime aynı kelimeyle tercüme edilmiş. Çünkü millet kelimesi artık aynı anlamda değil. En'am suresine bakıyoruz. Dost doğru dine, İbrahim'in dinine. Bakalım aslında ne diyor? Dinen kıyemen. Burada din kelimesi geçiyor. Dost doğru din. Millete İbrahim'e Hanife. İbrahim'in Hanif milleti. Hem din hem millet aynı kavramı gösteriyor burada. Hazreti Yusuf'un hapis arkadaşlarına söylediği bir söz var. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydu. Millet kelimesi yine din diye tercüme edilmiş. Ataları çünkü Yakup babası, İshak dedesi, İbrahim de büyük dedesi. Sonraki ayet Nahl suresinde. Yanlış yere tıklayınca görünüyor. Sarıya tıklamamız lazım. Hakk'a yönelen, müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine tabi ol. Yani yine millete İbrahim'e Hanife. Son olarak Hac suresinde geçiyor. Yine yanlış tıkladık. Sarıya tıklamamız lazım. Babanız İbrahim'in yolu olan din. Millete İbrahim. Burada yine millet din olarak tercüme edilmiş. Gördüğümüz gibi bir fazla yayılacağı gibi bazen bir kelime farklı anlamlara tercüme edilebiliyor.